Değerli basın mensupları, hazırsanız başlıyoruz. Peki. Değerli arkadaşlar, öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz ve teşekkür ediyoruz. Dün ve bugün, bundan sonra da devam edecek olan bir dizi toplantılar almaya başladık. Dün MYK'mızı ve bileşenlerimizle yapmış olduğumuz toplantıdan sonra bugün de parti meclisimizi toplayarak yapmış olduğumuz değerlendirmelerle birlikte seçim sürecini masaya yatırdık. 24 Haziran baskın seçimin eksilerini, artılarını partimizin yetkili organlarıyla tartışmaya başladık. Önemli bir seçim sürecini atlattık hep birlikte. Türkiye'nin geleceğini belirleyecek olan bir seçim sürecinde hep birlikte aslında bir yarış içerisinde olduk. Meşru koşullarda, demokratik koşullarda bir seçim sürecini ne yazık ki yapmadık. Özellikle olağanüstü hal sürecinde çok yoğun baskıların, partimize yönelik çok yoğun baskıların devam ettiği bir dönemde, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Selahattin Demirtaş'ın tutuklu olduğu bir dönemde ve üzerimizde gerçekten çok yoğun baskıların olduğu bir dönemde büyük bir başarı elde ettiğimizi özellikle belirtmiş olalım. Bu seçimin bir kazananı, bir de kaybedeni var. Bu seçimin kazananı HDP olmuştur. Her türlü olanaksızlıklara, her türlü engellemelere rağmen %10 seçim barajını aşarak parlamentoya 67 milletvekili kazandıran bir parti olarak Halkların Demokratik Partisi bu seçimde büyük bir başarı elde etmiştir. Bundan dolayı bize oy veren, vermeyen, tüm Türkiye halklarına, herkese çok teşekkür ediyoruz. Ve insanlar şunu istemiştir bizden, şunu belirtmiştir bizlere. HDP'siz bir parlamento, HDP'siz bir Türkiye istemiyoruz demişlerdir. HDP'nin mutlaka parlamentoda yer alması konusunda ısrarcı olmuşlardır. O yüzden seçim süreci başta olmak üzere bugüne kadar bizlere destek veren, bizlerle dayanışma içerisinde olan ve bizlere oy veren her bireye, herkese, her insanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu dönemden sonra da özellikle 24 Haziran seçimlerinden sonra, bundan sonraki süreçte de önemli görev ve sorumlulukların bizleri beklediğini özellikle belirtmek isterim. Çünkü AKP-MHP koalisyonunun hakim olduğu bir dönemde faşizm koşullarının ortadan kalkmadığı gerçekliğini göz önünde bulundurarak bizlere bu dönem yine büyük bir sorumluluk, büyük bir görev düştüğünü de belirtmek isterim. Mücadelemiz devam edecek. Faşizme karşı mücadele devam edecek. Halklarımızla birlikte bu mücadelenin öncüsü olacağımızı özellikle bir kez daha ifade etmek isterim. Bir metnimiz var değerli arkadaşlar. Bu metni Sezai Başkanımız sizlerin aracılığıyla, kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Dolayısıyla sözü Sezai Başkan'a bırakıyorum. Metnimizi okuyacağız. Daha sonra sorularınız varsa bu sorulara cevap vereceğiz. Değerli basın mensupları, sevgili arkadaşlarım. Biraz başkan. Evet, değerli basın mensupları, sevgili arkadaşlarım. Kurullarımızın toplantıları devam ediyor. Ortaklaştığımız görüşleri basın metnimiz aracılığıyla sizlerle paylaşmak istiyoruz. HDP demokrasi ve barış mücadelesinin lokomotif gücüdür. 1. Öncelikle tüm seçmenlerimize, il ve ilçe örgütlerimize, üyelerimize, genel merkez yönetimimize, bileşenlerimize ve ittifak güçlerimize, bizlere dayanışma duygularıyla oy verenlere, demokratlara, kadınlara, gençlere, cezaevlerinde rehin tutulan vekillerimize, belediye eş başkanlarımıza ve üyelerimize, 26. dönem vekillerimize ve vekil adayı olarak çalışan arkadaşlarımıza, dünyanın her yerinde HDP'ye gönül vermiş olanlara yürekten teşekkür ediyoruz. Bizlere oy vermemiş olan ama seçimin sağ salim yapılması için mücadele etmiş olanlara, Suruç gibi provokasyonlara ve seçim ortamını terörize etme girişimleri karşısında sağduyuyu elden bırakmamış herkese de teşekkürler. Bizler HDP'ye oy verenlerin mesajlarını aldık ve beklentilerini boşa çıkarmayacak bir siyasi hatta mücadelemize devam edeceğiz. Bu seçimlerle türlü nedenlerle bizlerden oylarını esirgenlerin veya tereddüt yaşayanların da mesajlarını aldık.
eksik ve zaaflarımızı bir an önce gidererek onların gönüllerini ve desteklerini kazanmak doğrultusunda da çabalarımızdan geri durmayacağız. Çok özel bir teşekkür de bütün baskılara, zorluklara, ablukalara rağmen fedakarca çalışan ve çabalayan, zulme hayır diyen, boyun eğmeyen, dik duran, başta Kürt halkı olmak üzere tüm Türkiye halklarınadır. Onlar demokratik siyaset konusunda kararlı duruşları ve ısrarlı davranışlarıyla büyük bir demokrasi sınavını başarıyla tamamlamışlardır. 2. 24 Haziran seçimleri OHAL gölgesinde adil ve eşit olmayan koşullarda demokratik meşruiyeti bulunmayan bir ortamda yapılmıştır. Seçime katılım oranı demokratikliğin veya meşruiyetin karinesi olamaz. Bu süreçte AKP Genel Başkanı Erdoğan ve partisinin bütün temsilcileri HDP'nin baraj altında bırakılması, demokratik siyasetten tasfiye edilmesi için parası, sivil ve askeri bürokratı, kaymakamı ve valisiyle devletin bütün imkanlarını pervasızca kullanmışlardır. İktidarın sesi ve borazanı olan medyada ağır ambargo uygulanmıştır. HDP'nin sözü topluma ulaşmasın diye elden gelen yapılmıştır. Tüm bunlara rağmen HDP barajı aşmıştır. HDP hem oy oranı hem de parlamento içi dağılım açısından Türkiye'nin 3. büyük partisi olmuştur. HDP'nin demokratik siyasetten tasfiye edilmesi, sandığa gömülmesi girişimleri ve bir bütün olarak çöktürme planı durdurulmuş ve boşa çıkarılmıştır. HDP etrafında örülmeye çalışılan tecrit çemberi kırılmış, bir eşik aşılmıştır. 3. Cumhurbaşkanı adayımız sevgili Selahattin Demirtaş, tamamen eşitsiz ve adil olmayan koşullarda cezaevinden sürdürdüğü seçim kampanyasına, kendisine karşı yürütülen tüm kara propagandaya rağmen 3. sıraya yerleşmiş, halkın sevgisine ve güvenine sahip olduğunu bir kez daha göstermiştir. Dünya siyaset tarihinde ilk kez bir cumhurbaşkanı adayı kampanyası bir hücreden ve siyasi rehine olarak sürdürülmüştür. Keyfilik ve hukuksuzluk sona erdirilmeli, yaklaşık 4,5 milyon oy almış olan Demirtaş derhal serbest bırakılmalıdır. 4. Sayısal verilere dair ilk değerlendirmelerimizin ortaya koyduğu tablo, önümüzdeki günlerde neler yapmamız gerektiğine dair bizlere ışık tutmaktadır. Kasım 2015 seçimleri ile karşılaştırdığımızda toplamda 725 bin oy artışımız söz konusudur. İstanbul ve İzmir'de 7 Haziran 2015 seviyesinin üzerine çıkılmış ve HDP 3. parti olmuştur. Keza diğer batı metropolleri ve illerinde de 7 Haziran'ın ya da 1 Kasım'ın üzerinde sonuçlar alınmıştır. 1 Kasım'da vekil kaybettiğimiz Antalya ve Kocaeli'nde bu kayıp telafi edilmiş, ilk kez vekil çıkardığımız Hatay'da büyük bir başarıya imza atılmıştır. Hala HDP'nin bir Türkiye partisi olmadığı iddiasında bulunanlara bu tabloya bakmalarını sağlık veririz. Aynı şekilde oluşan parlamento bileşimine kadın temsiliyeti açısından da bakmalarını öneriyoruz. Ortada apaçık erkek egemen bir tablo vardır. Bunun tek istisnası kendi grubu içinde eşit temsile ulaşamamış olsa da 26 kadın arkadaşımızın parlamentoya girmesini sağlayan HDP'dir. Bu konuda eşit temsil hedefine ulaşmamanın bir eksiklik olduğunun farkındayız ve önümüzdeki dönem bu konudaki çalışmalarımızı derinleştireceğiz. 5. Ancak üzülerek belirtelim ki Kürt illerinde istenen düzeye erişilmemiş ve 120 bin civarında bir oy kaybımız olmuştur. Bu sonuç ağır baskılardan, sandık taşımalarından, zorunlu göçlerden, yüksek orandaki geçersiz oylardan, parti çalışmalarının ve müşahitlerimizin engellenmesinden, il ilçe yöneticilerimizin ve üyelerimizin sürekli tutuklanmalarından, devletin idari ve askeri bütün yapılanmasıyla ve derin kollarıyla Cumhur İttifakı ve özellikle MHP lehine seçimlere müdahale etmesinden kaynaklanmıştır. Ancak bu olumsuzlukları bir mazerete dönüştürecek değiliz. Her şeye rağmen bu bölgede daha başarılı bir sonuç elde edememiş olmamızı kendi eksiğimiz olarak da görmekteyiz. Buna dair değerlendirmelerimizi tamamlayıp yanlışlarımızı ve eksikliklerimizi halkımızın eleştirileri doğrultusunda kendimizi düzeltme konusunda kararlıyız. 6. Seçim sonuçları da göstermiştir ki Türkiye halkları HDP'nin yer almayacağı bir parlamentonun olmayacağına, gerçek bir demokrasi ve adalet mücadelesinin HDP'siz yürütülmeyeceğine dair inançlarını oylarıyla teyit etmiştir. HDP'siz barış olmaz, demokrasi olmaz, yeni yaşam olmaz,
çoğulculuk olmaz. Oyların sadece HDP'ye değil, HDP'nin değerlerine ve demokrasi mücadelesine verildiğinin bilincindeyiz. HDP'ye oy verenler aynı zamanda güçlü bir parlamenter rejime, güçlü bir yerel demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, yargının bağımsız ve tarafsızlığına, o halsiz bir ülke yaşamını mücadelesine açık ve net bir destek vermişlerdir. HDP bu desteğin hakkını vermek ve Türkiye'nin 150 yıllık demokrasi mücadelesi birikimini omuzlamak için elden geleni yapmaya devam edecektir. 7. HDP'nin bu seçimlerdeki bir hedefi de tek adam rejiminin kurumsallaşmasını engellemekti. Ne yazık ki bu hedefe ulaşılamamıştır. Bu sonuçta Millet İttifakı'nın demokratik muhalefetin genişlemesi konusundaki ürkek ve kaygılı tavrının rolü büyüktür. Ancak şu çok açık ki, Türkiye gayrimeşru faşizmi ve tek adam rejimi kurumsallaştırarak değil, ancak demokrasi mücadelesinin birikimini daha ileriye taşıyarak yolunu açabilir. Sandık hiçbir şekilde faşizmi meşrulaştırmanın aracı haline getirilemez. Türkiye'de demokrasi, barış, adalet, eşitlik ve özgürlük mücadelesini önümüzdeki dönemde büyütmek, cumhuriyeti demokratikleştirmek, demokratik ulus mücadelesini geliştirmek bizlerin sorumluluğu ve görevidir. Bütün il ve ilçe örgütlerimizle, üyelerimizle, dostlarımızla, demokrasi güçleriyle, bileşenlerimiz ve müttefiklerimizle, vicdan sahibi tüm yurttaşlarımızla ve demokratik insanlarla birlikte bu görevi yerine getirme mücadelesini sürdürme kararlılığındayız. 8. Şu ana kadar eksiklikleri ve yetmezlikleri de olsa başarılı bir seçim bir şekilde yürütülen seçim kampanyasını aslında kesintiye uğratmadan ve Mart 2019'daki yerel seçimlere bağlayarak başka biçimlerde sürdürmeyi önümüze koyuyoruz. En ufak bir hatanın bile çok büyük kaybettirdiği faşizan koşullarında yaşadığımızı asla unutmadan hassas, duyarlı ve örgütlü davranmanın hayati olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Demokratik toplumsal muhalefet kendisine güvenmeli, karamsarlığa kapılmadan ve geri çekilmeden kendi iç dayanışmasını pekiştirerek yeni hedeflere kilitlenmelidir. Seçim süreci iyi bir sinerjiyi açığa çıkarmıştır. Hiç kimsenin bunu heba etme hakkı yoktur. Bu motivasyon doğru politikalarla ve kararlı adımlarla sürdürülebilir. Demokratik toplumsal muhalefetin gücünü ortak ilkeler temelinde birleştirmeli, Türkiye'nin demokratikleşmesi ve Kürt sorununun çözülmesi açısından elzemdir. 9. HDP'ye oy verenler biliyor ki bugüne kadar hep direnerek ve mücadele ederek var olduk, bundan sonra da varlığımızı direnerek sürdüreceğiz. Başta Kürt halkı olmak üzere tüm halklar ve demokratik güçler yeni dönemin toplumsal muhalefetini ve tek adam rejimine karşı mücadeleyi sürdüreceklerdir. Yasama, yürütme ve yargıyı tek elde toplayan, kuvvetler ayrılığını ortadan kaldıran, denge ve denetleme mekanizmalarını etkisiz kılan, yargıyı taraflı ve bağımlı hale getiren, tüm demokratik hak ve özgürlükleri iktidarın amaçları doğrultusunda çiğneyen, keyfi kuralsız bir rejim kabul edilemez. AKP, hem doğuda hem batıda kaybettiği 2 milyondan fazla oy nedeniyle meclis çoğunluğunu yitirmiştir. AKP artık bir azınlık yönetimine ve bir koalisyona mahkumdur. Öte yandan 16 yıllık AKP iktidarının bilançosu aslında derin bir toplumsal, kültürel, kentsel, ekolojik yıkım yaratmıştır. Şimdi de bir iktisadi krizin eli kulağındadır. Haklarımız yeni bir kemer sıkma paketinin dayatılması çok muhtemeldir. HDP ağır faturanın işçilere ve emekçilere çıkarılmasına yeltenmişlere karşı mücadeleyi öncelikli gündemlerinden biri olarak görmektedir. 10. Tek adam rejimini değiştirecek bir ittifak anlayışı ve güç dizilişi geleceğin demokratik gelişmelerinin adımlarını oluşturacaktır. HDP olarak aktif ve cesur bir rol ve misyon üstlenmek konusunda kararlıyız. Nereden gelirse gelsin hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğiz. Demokratikleşme ve toplumsal sorunların çözümü konusunda geliştireceğimiz politikalar ile bunları sağlayacağız. Bu bağlamda HDP demokrasi bloğunun ön saflarında yerini alacaktır. HDP faaliyetleri ve mücadelesiyle AKP'nin yaratmaya çalıştığı korku imparatorluğuna karşı cesareti ve umudu büyütmüştür. Demokrasi ve barış mücadelesinin inşa gücü ve lokomotifi olmuştur ve gelecekte de olacaktır.
HDP umudun ve demokratik geleceğin adresidir ve teminatıdır. Evet arkadaşlar, teşekkür ediyoruz. Sorusu olan arkadaşların soralım. Öncelikle Pervin Hanım'a, sonra herkese soracağım. Efendim bugün bir sabah bazı haberler yer aldı. İçişleri Bakanı Sayın Süleymanoğlu size sabah telefon açtı ve bazı şeyler söyleyendi. Bu doğru mudur? Açtıysa ne söylemiştir? Aranızda nasıl bir konuşma geçti? Evet. İkinci sorum da Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'daki oylardan bahsettiğiniz kayıtlardan. Burada bir de gözle görülür MHP'nin oylarının artışı var. Bu artışı neye bağlıyorsunuz? Sizdeki düşüşü de sadece mevcut koşullarla mı açıklıyorsunuz? Seçmendeki bu azalmanın etkisi nedir? Değerli arkadaşlar, İçişleri Bakanı ile ilgili sorduğunuz soruya ben cevap vereyim. Evet, dün İçişleri Bakanı'ndan bir telefon aldım dün sabah itibariyle. Bugün zaten basına da yansıyan bir şey var. Kendilerinin muhtemelen basına yansıttığı bir haber var. Dün İçişleri Bakanı beni arayarak Ağrı Doğu Beyazıt ilçesinde Yan Yurt köyünde kendilerinin müşahidi olduğu bir insanın infaz edildiğini ve bu infazdan direkt bizim partimizi sorumlu tuttuğuna dair bir telefon aldım. Sayın Soylu bu telefonda direkt partimize hedef göstermiştir. Yapılan infazın partimizle birebir bağlantılı olduğunu ima etmeye çalışmıştır. Açıkçası böyle bir açıklamayı, böyle bir konuşmayı reddediyoruz. Partimiz özellikle bu tür yaşanan olaylarda her zaman bu olayların açığa çıkması konusunda görüş belirtmiştir. Tıpkı Suruç'ta olduğu gibi bu olayda da yapanlar cezalandırılmıyor, yapmayanlar ya da bu olayla herhangi bir alakası olmayanlar sorumlu tutulmaya çalışılıyor. Bu olayda da tıpkı Suruç'ta olduğu gibi bir kez daha Sayın Soylu partimizi hedef göstererek bu ölümden, bu infazdan bizi sorumlu tutmaya çalışmıştır. Açıkçası şunu ifade etmek isterim ki bu olay derhal açığa çıkarılmalıdır. Kim tarafından yapılmışsa, kimler tarafından yapılmışsa derhal açığa çıkarılmalı ve bu insanlar cezalandırılmalıdır. Parti olarak, HDP olarak böylesi olayları asla tasvip etmediğimizi, asla kabul etmediğimizi buradan bir kez daha belirtiyoruz ve bu olayı şiddetle ve nefretle kınadığımızı özellikle belirtmek istiyoruz. Sayın Soylu'nun bana söylediği şey şu: size haddinizi bildireceğiz. Siz bunun hesabını vereceksiniz. Size artık yaşama hakkı yok. Sizler bu olayın sorumlususunuz. Nereye gidiyorsanız gidin. CHP'ye mi gidiyorsunuz? Avrupa'ya mı gidiyorsunuz? Bu işin peşini bırakmayacağız ve bunun sorumlusunu da ortaya çıkaracağız gibi saçma sapan, gerçekten akla nizan ve asla kabul etmediğimiz bir konuşmayla karşı karşıya kaldım. Dolayısıyla şunu ifade etmek isterim. AKP hükümeti bundan sonra da bu ülkeyi bu şekilde mi yönetecek? Böylesi kinle, böylesi bir nefretle, böylesi bir öfkeyle bu ülkenin üçüncü büyük partisi olan seçimlerde büyük bir başarı elde etmiş olan, 6 milyondan fazla insanın oyunu almış olan bir partiyi bu tür suçlamalarla, bu tür karalamalarla insanların gözünde karartmalarına asla izin vermeyeceğiz. Biz legal, demokratik alanda siyaset yapan ve Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından çaba yürüten, halkların kardeşliği açısından çaba yürüten büyük bir partiyiz. Ve böylesi bir partiyi, bu kadar büyük bir başarı elde etmiş olan bir partiyi bu tür suçlamalarla karalamak gerçekten kabul edilir bir durum değildir. Bu ülkeyi böyle mi yönetecek AKP bundan sonra? Kinle, nefretle, öfkeyle bu ülke yönetilmez. Bizlere oy veren insanlara söz verdik. Bu ülkeye barışı getireceğiz, demokrasiyi getireceğiz dedik. Elbette ki yaşanan olayın çok büyük bir üzüntüsünü yaşıyoruz. İdeolojisi, tercihi kimden yana olursa olsun bu tür insanların bu şekilde cezalandırılmalarını asla kabul etmiyoruz. Dolayısıyla Sayın Soylu'nun da bundan sonra bu tür siyasette bir İçişleri Bakanı olarak bir partinin eş genel başkanına böylesi bir telefon açarak tehdit etmesini asla kabul etmiyoruz. Herkes haddini bilecek. Sayın Soylu da haddini bilecek. Biz böyle sıradan bir partide değiliz. Halkların Demokratik Partisi küçük ve sıradan bir parti değildir.
Türkiye'nin demokratikleşmesinde, özgürleşmesinde, eşitliğinde, barışında büyük çaba sarf eden, büyük bir mücadele veren ve aynı zamanda büyük bedeller ödeyen bir partiyiz. Büyük kayıplarımız var. Suruç'ta yaşananlar ortada. Suruç'ta insanlar hastanede boğazı kesilerek katledildiler. Ama bunun yanında suçlular değil, ne yazık ki bizim 6. sıra milletvekili adayımız başta olmak üzere bu olayla ilgisi alakası olmayan insanlar tutuklanmıştır. Bu ülke böyle yönetilmez. Herkes haddini bilecek. Sayın Soylu da haddini bilecek. Bunu kabul etmiyoruz. Bu olayın sorumlusu kimse, bir İçişleri Bakanı olarak onun görevi bu olayı açığa çıkarmaktır. Sorumlularını bulmak ve cezalandırmaktır. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, çok talihsiz bir konuşma yaptığımızı özellikle ifade etmek isterim. İçişleri Bakanı'nın bize açmış olduğu telefonu bu şekilde yorumluyorum ve bunu kabul etmediğimizi de bir kez daha ifade ediyorum. Batı'ya da ne diyeceğinizi de öğrenebilir miyiz? Evet, ben de öncelikle İçişleri Bakanı'nı kınıyorum. Böyle bir şey haddi değildir. İçişleri Bakanı bugüne kadar yapması gereken, bir bakan olarak yapması gerekenleri yapmaktan daha çok HDP ile uğraşarak vaktini tüketmektedir. Evet, ortada hepimizin kınadığı bir olay vardır. Suçluların yakalanması hepimizin bir an önce isteğidir. Tıpkı Suruç'ta olduğu gibi gidip suçluları yakalama peşinde olacak bir teşkilatın başındaki şahıs sürekli partimizde seçim kampanyası boyunca uğraştı. Şimdi seçim bitti. Bu vaka üzerinden yine partimizle uğraşıyor. Özellikle eş genel başkanımızı arayarak hakaretamiz bir konuşmada ve tehditlerde bulunabiliyor. Bütün bu sözlerini kendisine iade ediyoruz ve kendisini sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Halkların Demokratik Partisi demokratik siyaset alanında mücadelesini sürdürmeye devam edecektir. Kendisinin bize yönelik söylediği şeyleri kabul etmek mümkün değil. Biz onları demokratik siyasetin içine davet ediyoruz. Artık bu yollardan çıkmaları gerekiyor. Oy dağılım meselesine gelince Türkiye'de HDP'ye verilen oyları bütünlüklü okumakta yarar var. Hafızalarımızı tazelemek istiyorum. Özellikle bu referandum sürecinde de analizler yapılmıştı ama geride bıraktığımız 3 yıl boyunca bölgeden yıkılan kentlerden çok fazla bir göç söz konusu olmuştur. Referandum sürecinde yaptığımız analizlerde 220 bin bölge seçmeni yerinden, yurdundan ayrılmak zorunda kaldığını ortaya koymuştuk. Dolayısıyla buradan bir geriye dönüş olmadı. Bölge oylarındaki düşüşlerin birçok nedeni var. En önemli nedenlerinden biri bu iç göçtür. Bir başka neden biraz önce açıklamamızda da gördünüz. Baskılar, orada oyların manipüle edilmesi, oy taşıma meselesi gibi birçok faktör var. Ama toplam oy içinde 120 bir oydan konuştuğumuzu da belirtmek isterim. Fakat bu 120 bin oy değil, bir oy bile olsa bizim için önemlidir. Eğer burada HDP tercihinde bir değişiklik göstermiş seçmenler varsa neden değişiklik gösterdiğine dair de çalışmalarımızı yapacağız. Muhakkak bunun yanıtlarına da ulaşmaya çalışacağız. Henüz tam ayrıntılı mahalle bazında çalışmalar gerçekleştirmedik. Batı oyları tabii ki HDP'nin izlemiş olduğu demokratikleşme perspektifiyle sürdürmüş olduğu mücadelesine yönelik oylar HDP'ye gelmiştir. Gelmeye de devam edecektir. Özellikle şu konuyu da belirtmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Seçimlere yaklaşırken, seçimlere hatta 15 gün kala hala ciddi bir gri bölgenin olduğu konuşuluyordu. Seçmen davranışının kararsızlığı çok yüksekti. Bu kararsızların tabii ki farklı farklı partilere eğilim gösterdiğini biliyoruz. HDP bu anlamıyla da bu kararsızlardan izlemiş olduğu barış ve demokrasi mücadele hattındaki kararlılığına bağlı olarak oy aldığını söyleyebilirim. Seçim sonuçlarına baktığımızda önemli bir başarıya duyduk ama oylarımızın zayi edilmesi, oylarımızın üzerindeki bu oy mühendisliğinden dolayı da bunların bize yazılmadığı oylar olduğunu da belirtiyorum. MHP'nin oy yükselişine gelince ben buna garnizon etkisi diyorum.
bölgede çok ciddi garnizon bölgelerinde oyların arttığını görüyoruz. Bunu da ayrıntılı çalışmasını yapacağız. Sandık bazlı çalışmaların sonuçlarını sizlerle paylaşacağız. Teşekkür ederiz. Halk HDP'nin meclisi olmasını istedi dediniz. HDP'den büyük beklentisi de Kürt sorunun çözümüne katkı sunması, ama karşınızda da bir AKP-MHP koalisyonu var. Bu koşullar altında HDP Kürt sorunun çözümü için neler yapabilir? Nasıl bir rol oynayabilir? Değerli arkadaşlar, başından beri hep şunu savunuyoruz. Elbette ki bugün Türkiye'nin en büyük sorunu Kürt meselesidir. Ve Kürt sorununun demokratik yöntemlerle çözülmesi meselesi bizlerin öncelikli olarak görevleri arasındadır. Bundan sonra da parlamento başta olmak üzere yerellerde de, sahada da, alanlarda ve meydanlarda da Kürt sorununun demokratik yöntemlerle çözülmesi konusunda çok büyük bir sorumluluk üstleneceğiz ve bu sorunun bir an önce çözülmesi açısından da her türlü girişimi yapmaya çalışacağız. Elbette ki AKP ve MHP koalisyonu bir kez daha belki önümüze karamsar bir tablo çıkarmış olabilir. Ancak biz kendi mücadelemizde Türkiye halklarının barışa olan inancıyla, Türkiye halklarının demokrasiye olan inancıyla, eşitliğe ve özgürlüğe olan inancıyla biz bu sorunu çözmek zorundayız. Türkiye halkları çözecek bu sorunu. Türkiye toplumu çözecek. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Alevisiyle, Sünnisiyle herkes bu sorunun çözümünden yana. Çünkü biz şunu biliyoruz. Kürt sorunu çözülmeden bu ülkede hiçbir sorun çözülmeyecektir. Ekonomik sorun başta olmak üzere. O yüzden de AKP ve MHP koalisyonunun bu konuyu gündemine alıp almasını beklemeden bizler demokratik anlayışımızla, bu sorunun çözümüne olan inancımızla birlikte bu süreçten sonra hızla sorunun çözümü konusunda girişimlerimizi Türkiye halklarıyla başlatacağız ve sorunun çözümünde büyük bir katkı sağlayacağımıza gerçekten inanıyoruz. Türkiye halkları isterse eğer, inanırsa bu sorun elbette ki çözülür. Hükümetin ya da devletin bu sorunun çözümüne yaklaşımı ortadayken onlardan çok fazla bir şey beklemediğimizi özellikle belirtmek isterim. Bu sorunu Türkiye halklarıyla birlikte çözeceğiz. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Evet. Arkadaşlarımız bütün sandıktan gelen ıslak imzalı tutanakların hepsini karşılaştırdı ve itiraz etmemiz gereken sandıklara itiraz edildi. Hakkari başta olmak üzere sandıklarımız var. Bunlarla ilgili şey sürüyor, hukuki prosedür sürüyor. Biz teşekkür ederiz arkadaşlar.